Merhabalar, Siber Sohbet'e hoş geldiniz. Ben Damla Güneş, GSL Mühendislik'ten. ODTÜ Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Cihangir Tezcan'la birlikteyim. Bugün konumuz zayıf parolalar. Günlük hayatımızda birçok platformda çok güçlü parolalar oluşturmamız isteniyor bizden. İşte şu kadar karakter olsun, küçük harf büyük harf olsun, sayı olsun, bir de üzerine işte özel bir karakter de eklensin gibi. Biz de mecbur bu platformlarda kendimize hesap açmak için bu paroluları oluşturuyoruz. Ama acaba güvende kalabiliyor muyuz? Bunu merak ediyorum. Ama önce söylemem gereken, sormam gereken bir soru var. Şifre mi, parola mı? Evet, yarama parmak bastım burada. Parola, şifre değil. Çünkü şifre başka bir şey. Yani İngilizcesini düşünelim. Yani o parolanızı girmeniz gereken, yani her yerde şifrenizi girin yazıyor ya. O siteyi İngilizce çevirdiğimizde Enter a Password yazıyor. Password'la sözlüğe bakarsanız parola diyecek, şifre demeyecek aslında. Yani şifre dediğimiz şey biz kriptografik algoritmaları, yani mesajımı okunamaz hale getiren şifre algoritmasına şifre diyoruz. Mesela şifre dediğiniz şey AES ya da DES gibi algoritmalar şifreleme algoritması. Elle girebildiğimiz şeyler değil. Dolayısıyla bizden istenen parola, pin gibi şeyler aslında şifre değil. Tabii biraz Türkiye'de şey var. Her şeye şifre demeye çok alışırız. Gizlenmiş mesaja da şifre diyoruz. Yönteme de şifre diyoruz. Her şeye şifre diyoruz. O yüzden gizli parolamızı girmeye çalıştığımız için onda şifre deme alışkanlığımız var ama TDK'nın bir gün buna müdahale edeceğini ümit ediyorum. Doğrusu parola. Ben de bunu soracaktım. TDK bence eğer ben yazsam mesela işte bunun karşılığı ne diye, şifre diye Diyebilir. tanımlayabilir. Hani biraz kelimenin kökenine falan da gitmek lazım burada. Hani parola burada daha doğrusu. Yani diğer her dilde parola, password gibi bir şeyken sadece biz şifre diyorsak arada bir kopukluk var Bir demektir. de zaten parola diye bir kelimen de Aynen. varsa Yani hani iyi şifre bunu kullanırsın. kullanmamız niyeyse yaygın hale gelmemiş gibi hissediyorum ben. Evet. Dediğin gibi çünkü mesela birçok web üzerinden kullandığımız şeylerde de arayüzlerde de hep şifreye girin, şifreye girin. O zaman zaten bunu eğer en baştan parolanızı girin, parolanızı girin diye dikte etselermiş. Aynen, sorun olmayacak. Ha, dediğim gibi bizde gizli bilgiye şifre denme çok alışkanlık. O yüzden parolamızda gizli bir bilgi. Ona şifre diyesi var insanların. Biraz bundan kaynaklanıyor. O zaman siber güvenlik uzmanlarının affını rica ediyorum. Bu zamana kadar birçok kez parolaya şifre demiş olabilirim ben. Peki bu parolaları üretebilince güvende oluyor muyuz? Bu güzel bir soru ama biraz geniş bir soru. Yani bu şuna da geliyor. Mesela parolam ne kadar uzun olsun? Mesela 8 karakterli parola güvenli mi değil mi? En sorulması gereken soru bu. İnternette araştırırsanız eski yazılarda genellikle bilgisayarların işlem güçleri dikkate alındığı için saniyede kaç parola deneyebilirize bakarak öyle bir sayı hesaplanıyor. O yüzden deniyor ki eski yazılarda 8 karakterli parolalar güvenlidir. Kullanabilirsiniz. Ama bu yazılar aslında biraz 20 yıl öncesinin yazıları. Henüz ekran kartları bu alanda bilimsel hesaplamalarda kullanılabilir hale gelmemiş. Dolayısıyla eskiden bir sürü bilgisayar gücü olan insan bile bu kadar 8 karakterler parolayı tek tek deneyemez, kullanabilirsiniz deniyordu. Günümüzde ise aslında 15-20 karakter olması lazım bu güce denemek için. Yapma Tabii bunu. burada şöyle bir çözüme giriyoruz aslında. Şimdi insanlara siz 20 karakterli parola seçin dememiz çok zor ve bunu unutacak insanlar. O yüzden diyoruz ki saldırganın parola deneme hızını yavaşlatalım. Bunu nasıl yavaşlatabiliriz? Sonuçta sen çok fazla bilgisayar satın alma, ekran kartı satın alma diyemeyeceğiz. Onun bir işlem gücü var. O yüzden parola denemeyi yavaşlatabiliriz. Şöyle ki eskiden şey oluyordu. Siz mesela bir internet sitesine hesap yaratıyordunuz. Kullanıcı adı ve parola seçiyordunuz. Bunu veri tabanına yazıyordu o site. Alışveriş sitesi, forum sitesi. Sonra o veri tabanı sızınca sizin parolanız sızıyordu. Dolayısıyla parolanız güvenli ya da yani büyük, uzun, kısa bir şey fark etmiyor. Çünkü veri tabanı sızdığı için herkesinki sızıyordu. Böyle 90'ların sonunda 2000'lerin başında birçok sitenin kapanmasının, onlar artık görmüyor olmaları tek sebebi bu. O yüzden dedik ki bir yöntem aslında parolayı veri tabanında tutmayın. Bunu tek yönlü dediğimiz özet fonksiyonlarına sokun. Dolayısıyla özet değer orada kalsın. Ve veri tabanı sızdığında sadece özet değer sızmış olsun. Buradan parolaya geri dönüş olmasın. Bu güzel bir yöntemdi. Dolayısıyla bir veri tabanı sızınca artık saldırganın yaptığı kısa bütün parolaları tek tek deneyerek o özet değeri veriyor. Yani burada kriptografik özet fonksiyonları kullanıyoruz. Kullanıcının da kısa bir parola seçtiğini varsayarak kısaları deniyor. O yüzden biz bir hesap açarken bizden büyük harf de kullanın, özel karakter de kullanın, rakam da kullanın denmesinin sebebi parola uzayını genişletmek. Bu sayede saldırganın tek tek deneme yaparken zorlanması. Ama dediğim gibi bu senaryoda bile
15-20 karakter kullanmamız gerekiyor. Bunu önlemenin çözümü de şu. Ben aslında Facebook ya da büyük sitelerde Amazon'da bir parola seçtiğimde şunu yapıyor karşı taraf. 32 bitlik yani 4 karakterlik bir değer üretiyor. Bana özel bu arada. Türkler bunu neyse bir kez üretip herkes aynı kullanıyor. Buna salt değeri diyoruz. Bu yanlış bir uygulama. Her kullanıcıya ayrı bir salt üretilmeli. Dolayısıyla ben bir parola yarattım. Ucuna bu rastgele değer eklendi. Bunu kriptografik özet fonksiyonuna sokuyorlar. Bir çıktı var. Bu çıktıyı veri tabanına yazmak yerine bu fonksiyon tekrar sokuyor. Yeni bir çıktı elde ediyor. Tekrar sokuyor. Yeni bir çıktı. Evet. Bunu 20 bin kez, 50 bin kez, isterse 100 bin kez yapıyor ve son değeri yazıyor. Bu şunun için yapılıyor. Eğer veri tabanım sızarsa saldırgan bir parolanın özeti bu mu diye baktığı zaman 100 bin kez özet almak zorunda. Dolayısıyla önceden bir günde kırabileceği parolayı 100 bin günde kırabilir bu yöntem. Dolayısıyla burada şu devreye geliyor. Peki biz bu paroları yaratıyoruz ama parolamızın nasıl saklandığını bilmiyoruz. Bu önlemler düzgün alınmış mı? Bunu bilmiyoruz. Çoğu zaman dediğim gibi bu rastgele üretilmesi gereken salt, bizde tuzlama deniyor buna. Onu kullanmanız gerekiyor dediğimiz için internette bunu görüyorlar. Herkes bir tane değeri üretip herkesin parolasının sonuna aynı değeri ekliyor. Bunun hiçbir anlamı yok. Herkese tek tek üretildiğini varsayalım. Bizim parolamızı kaç kez bu kriptografik özet fonksiyona sokup değeri alıyorlar? Bunu açıklamazlar genellikle. Ama açıklamadıkları için biz de bilmiyoruz. Dolayısıyla bir parola yaratırken o siteye çok güvenmiyorsanız 8 ya da 10 karakter olması çok önemli olmayabilir. Zaten hani bir kez özet alıyorsa genelde öyle yaparlar. Haliyle ha 8 olmuş ha 10 olmuş, hacker'ın gücü ona yetiyor zaten. Bunu kontrol edebilmemizin bir yolu var mı peki? Yok, çünkü karşı tarafın sistemi olduğu için bu sunucu tarafında yapılan bir işlem. Yani bizim müdahalemizin dışında. Dolayısıyla çok paranoyaksak 20 küsur karakterli yaratabiliriz. Tabii bazen tarayıcılarımız bize bir rastgele parola öneriyor. Bu sefer bunu kullanabilirsin diye. Onun bir rastgele sayı üretici var, buradan yapıyor. Bu fena bir yöntem değil. Bunu yapabiliriz. Önerdiğim şey her yerde farklı bir parola kullanmak. Ama artık o kadar fazla parolamız var ki takip edilebilir bir hale gelmiyor. Zaten herkes şeye alıştı. Ben parolamı unuttum deyip her seferinde yeniden yaratmak daha kolay hale geliyor hatırlamaktansa. Bir yaklaşım şu. Tabii çok doğru değil ama artık bunu yapmamız gerekiyor. Çok da önemli olmayan sitelere tek bir parola seçiyoruz. Bir üst kademe yerlere daha kuvvetli bir parola seçiyoruz. Aslında 3-4 parolamız oluyor. Hani oralarda kullanırız. Bu şu açıdan önemli. Eğer ben 100 farklı uygulamada, sitede 100 parolam varsa ve hepsini aynı seçtiysem, en kötüsü kırıldığında ve parolam sızdığında bu sefer diğer hepsindeki hesaplarım riske giriyor. O yüzden her yerde farklı bir parola kullanmamız gerekiyor. Dediğim gibi bunu takip etmesi zor olduğu için genelde kullanıcılar 4-5 parola seçiyor. Önemsiz siteleri, önemsiz olduğu düşündüğü parolayı veriyor. Bir üst kademeye, bir üst kademeye bu şekilde çözüyor. Başka bir çözüm şu, tabii parola depolayan yazılımlar var. Yani bu yazılımlar diyor ki sen hiçbir şey kafana takma. Ben her parolayı senin için rastgele ve güvenli şekilde yaratıyorum. Ve bunu güvenli bir şekilde de yedekliyorum. Her cihazımda da senkronluyorum. Ne zaman ihtiyacın olursa sadece belki tek bir ana parolayla hepsine ulaşabilirsin gibi bir yaklaşımı var. Bu iki açıdan sakıncalı. Bir, bütün parolanızı aslında başkalarının yazdığı bir yazılıma güvenerek teslim ediyoruz. İki, onların bu yazılımı çok doğru yaptığını ümit ederek yola çıkıyoruz. Ve geçtiğimiz 5-10 yılda hani ben böyle o tarz yazılımların kırılmamış halini çok görmedim. Yani şu kadar kullanıcımızın parolası sızdı gibi bir açıklamayı çok duydum. Bazen fark etmiyoruz ama mesela birden Facebook diyor ki bizim 500 bin ya da 5 milyon kullanıcımızın verileri sızdı. O veriler, sızan verilerde ne var tek tek bakmamız gerekiyor. Yani parolamın özeti sızdıysa halde hackerımız deniyor olacak bu süreç içerisinde. Ve bir noktada zayıf bir parolam varsa onu kıracağı için Facebook parolamla aynı parolaya sahip olan diğer hesaplarıma da ulaşacak. Dolayısıyla hani bilgilerimizin arada bir sızdığını varsayarak sürekli parolalarımızı güncellememiz gerekiyor. Ya bana şöyle geliyor, artık o kadar çok internetteyiz ki ya da o kadar çok bir şeyleri dijitalize etmeye çalışıyoruz ki aslında varsayımsal hareket ediyoruz. Tabii. Ve diyoruz ki düşünmüşlerdir ya, bunu evet, nasıl güvenceye alacaklarını düşünmüşlerdir diye varsayıyoruz. Ama şuna da geliyor, yani dünya ideal bir dünya olmadığı için bakalım, bütün bu parolaları en iyi koşullarda yaratıp en iyi koşullarda saklama gibi opsiyonlar ya da herkes aynı sorumlulukta bunu yapmadığı için zaten biz eğer beklentimiz her şeyin en iyisi olursa o zaman çok fazla bir şey kullanamayacağıza geliyor. Yani interneti o kadar fazla kullanamayacağız. Belli yazılımları o kadar fazla kullanamayacağız. Platformları o kadar kullanamayacağız.
Ya biraz bu ne kadar kullanıcı dostu olduğuyla ilgili sistemin. Yani zaten bu sistemi kuran site, mesela Facebook asla böyle bir hata yapmıyordur. O hakikaten salt dediğim değeri düzgün üretip parolamızın özetini binlerce kez alıyordur. Çünkü bu onun için bilindik bir bilgi ve bunu yapmazsa başının çok ağrıyacağını biliyor. Ama herkes o kadar fazla mühendise bilgi birikimine sahip değil. Yani her siteden aynı performansı beklememek lazım. Bazen hala şey oluyor, bir parola seçiyorum, parolamı unuttum dediğimde bana mail geliyor, unuttum parola şuydu diye. Bu şu demek, ben senin parolanı veri tabanımda açık bir şekilde tutuyorum, senin paranın ne olduğunu biliyorum. O yüzden sen talep ettiğinde sana verebiliyorum. Bu çok ciddi bir uyarı, yani o siteye asla daha önce kullandığınız bir parolayı vermemeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada biraz kullandığımız siteye, uygulamaya güvenmek gerekiyor. Eğer işte büyük firmalara genellikle güveniyoruz, hata yapmıyorlar çoğu zaman. Ama bazen de hani herkes dediğim gibi bu bilgi birikimine sahip değil. Mesela bir dava sürecinde Amerika'daki bir hastane, birinde de bir otel dedi ki ya biz verilerimizi şifreli tutuyorduk. Yıllarca da bunu savundular. Bu şey demek aslında, verileri, veri tabanı şifreli ise İşte kullanıcı ismi, diğer bilgi, her şey şifreliydi diye anlıyoruz. Bu şifreleme kelimesini kullandıkları için. Sonra dediler ki ya pardon biz şifreleme demiştik ama özet fonksiyonu kullanıyormuşuz. Aslında bilgileriniz açıkta duruyordu, paranızın özetini almıştık. Yani bu çok ciddi bir ayrım ve bunun fark edilmesi bile 5 yıl sürüyorsa yani herkes konuya ne kadar hakim, o insanda şüphe uyandırıyor. O yüzden karşı tarafı bilemediğimiz için kendimizin alabileceği önlemlere odaklanmamız gerekiyor. Bu da olabildiğince farklı parolalar kullanmak, olabildiğince zor tahmin edilebilecek. Ya çünkü şey de çok anlamlı değil. Evet, bizde bir büyük harf, bir tane rakam, bir de özel karakter diyor. Mesela herkes aynı yapıya benzer parolalar yaratıyor. Yani ilk harfi büyük harf yapıyor. Sonra küçük harflerle bir kelime ekliyor. Sonra bir rakam, sonra da özel bir karakter. Yani bu sefer saldırgan parolamızın bu formatta olduğunu tahmin ederse deneme yanılma sayısını çok azaltıyor. Bu sefer hani 8 karakterli bir parola güvensiz hale geliyor. Peki bunu sence hani belli bir regülasyona tabi tutmak mantıklı mı? Bir önceki sohbetimizde regülasyonlardan bahsetmiştik. Bizim alanımızda mesela çok kritik altyapılarda belli akıllı cihazlar kullanılıyor ve onlara yapılan girişlerde standart olarak işte admin 1 2 3 4 gibi varsayılmış parolalar var. Dolayısıyla aslında bu da çok güven teşkil etmiyor. Nereden bilebiliriz o adamın o şifreyi değiştirdi, parolayı değiştirdiğini? Aynen öyle. Ya bu aslında Dark Web'de öyle siteler vardır. Yani girip dünyanın her yerindeki kameraları izleyebilirsiniz eğer bu default dediğimiz varsayılan parolalar kullanıldıysa. Yani birçok IP adresin belli portlarını tarıyoruz. Orada kamera var mı buluyoruz. Varsa admin 1-2-3-4-5 gibi parolalar deniyor ve bağlantısı sunulabilirse o yüzden ne bileyim şu an Çin'deki bir sokağa bakabiliriz vesaire bu kameralar varsayılan parolaları kullandığı için. Bu da tam dediğin şey doğru, yani biz hesap açarken bize bunca baskı yapıp büyük harf kullan şu kadar uzun olsun diyenler adminle cihazı sattığı için aslında hani şu varsayım var kullanıcı bunu değiştirsin ama çoğu insanda öyle bir bilgi birikimi yok, takıp direkt kullanıyor. Dolayısıyla baştan buna izin vermemesi gerekiyor. Buna ilk defa İngiltere birkaç yıl önce başardı ve yasa geçirdi. Dediler ki IoT yani nesnelerin interneti cihazı üretenler zayıf parola koyamaz cihazlarını. Yani onların zayıf parola koymasının sebebi bu arada üretim sürecinde daha az maliyetli olmak. Çünkü admin koyup aynı cihazı üretmek o kadar kolay ki. Şimdi hepsini rastgele üretip koymak zorundalar ve bu zayıf olmamalı gibi bir kural koydu. Tabii oradaki zayıf olmamadı. İşte belli bir karakterden uzun olsun, özel karakter içerisinde vesaire. Dolayısıyla admin olan bir cihazı İngiltere sınırları içinde satamıyorsunuz artık. Yani İngiltere aslında burada yapılması gereken en basit birinci Aynen. basamağı Yani düzenlemiş oldu. 1990'larda gelmesi gereken bir yasaya birkaç ay önce ulaştık gibi düşünebiliriz. Bunu sadece İngiltere yaptı. Yani biz de hala admin olarak satılabilir bir ürün yani. Ya çünkü ben mesela Instagram'daki benim verim atıyorum ya da Facebook'taki verim kritik bir altyapının sunduğu yani hackerlara sunduğu verilerden çok daha az kritik. Yani o yüzden Evet. benim orada çok çok daha güçlü parolalar oluşturuyor olmam o anlamda anlamsız. Evet, yani özellikle bu bebek monitörleri, evdeki kameralar vesaire. Yani evinizi o da Wi-Fi'ye bağlı olduğu için aslında birileri açıp izliyor olabilir. Parolası çok zayıfsa. Yani dolayısıyla ve arada bir değiştirmekte de fayda var. Çünkü dediğim gibi bazen belki güvenlik açığı oldu. Firmware update geldi. Artık güncelledik ama o firmware gelmeden önce parolamız sızmış da olabilir.
Yani bizim şey bir alışkanlığımız yok. Yani bir parola düzgün çalışıyorsa, bizden belli bir sürede değiştirmemiz istenmiyorsa genellikle değiştirmiyoruz. Aynı parolayı uzun süre kullanıyoruz. Bu çok anlamlı değil. Dediğim gibi verimiz, yani biz farkında olmadan sürekli sızıyor. Yani çok fazla verimizi biz son 20-30 yılda internete verdik. Yani Facebook'taki arkadaşlarımızdan, köpek ismimizden bile parolalarımız tahmin edilebilir. Ve ne kadar işte benim profilim herkese açık değil, sadece arkadaşlarım görüyor gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını da fark etmek lazım. Dediğim gibi her büyük firma aslında bizim veri tabanımız geçen ay sızdı gibi açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla o bilgilerin etrafta olduğunu varsayarak bu parolaları seçmekte fayda var. Ne kadar sık değiştirmek lazım? Çünkü ben gerçekten benim de sinirim bozuluyor yani. Böyle sürekli işte değiştir, artık bir daha değiştir. Değiştirsen iyi olur. Yani şöyle, eğer bir siber saldırı olduysa, bunun bilgisi geldiyse zaten hemen değiştirilmesi lazım. Ama onun dışında yine belki bunu yasayla vesaire belirlemek lazım. Ama 6 ayı geçmese sanki çok anlamlı olur. Çünkü bazen bir siber saldırı olduğunda bile onun olduğunu fark edilmesi 4-5 ay sürebiliyor. Yani dolayısıyla yani ne kadar özellikle önemli yerlerdeki parolaların sıklıkla değiştirilmesinde fayda var. Evet, bugünkü siber sohbetimizde zayıf parolalardan bahsettik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki sohbeti kaçırmamak için bizi takipte kalabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.